Merhaba dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin üzerine konuşacağız. Şu anda Bitcoin 21.400 dolarlarda. Bugün bildiğiniz üzere haftalık kapanış var. Bakalım 22.000 doların üzerinde kapanış yapabilecek mi Bitcoin? Merakla ben de bekliyorum. Dogecoin'de 24 saatlik de yüzde %11'lik bir yükseliş var. buraya dip almıştık artık. Umarım tekrardan bu noktalara kadar düşmez Dogecoin. En son eklemelerimi yaptığım dikdörtgen alanda bu noktada. Düşünün ki hala da kat 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 zarardayız Dogecoin'den. <laughs> Bir yüzümüz gülmedi ama beklemek zorundayım. Ne yapalım? Şimdi önümüzdeki hedef tam olarak 11 sent yakınlara. Şu anda 7,5 centlerde yani 2x'i yakalayabiliriz tekrardan geldikten sonrasını konuşuyorum. Bir altcoin sepeti de yaptım bugün için. O altcoin sepetine de yarın yayınlarız. Yaklaşık 2 4 6 7 tane altcoin var ve bunun haricinde altcoin sepeti yaptım ama ekstra olarak bir borsa sepeti de yaptım. Çünkü bildiğiniz üzere yani her türlü riskimiz var arkadaşlar. Onun için borsaya da sepet yapmak lazım yani. Aldığımız coinleri hem sepet yapıyoruz hem de o sepet yaptığımız coinleri de sepet halinde borsalara aktarıyoruz. İşte atıyorum nasıl desem 100 adet Waves var. 20'si X borsasına, 20'si C borsasına, 20'si E borsasına aktarıyoruz. Neden? Olur da başına bir iş gelirse bir borsanın zarar edersek tamamı aynı borsa olursa hepten gidip üzülmeyelim diye. Riski minimalize etmeye çalışacağız. Bu bir. Böyle de bir şey yapacağız. Yarın videoyu yayınlarız. 7 tane altcoin var. 2 tane Metaverse projesi. 2 tane andaç yani belli başlı coinler. Yani sağlam olduğunu düşündüğüm coinler ki Bitcoin'den sonra gelen coinlerden birileri. 2 tane de tabii ki sizin bildiğiniz meme coin. 1 tane de sürpriz bir coin. Yani ne olduğu belli olan fakat potansiyeli çok popüler olmayan bir coin yani gidebilir de gitmeyebilir de deneyeceğiz o da sürpriz olarak yazdım onu bu şekil dostlar. E, Dogecoin'de bakın. Elon Musk açılan 258 milyarlık davanın sonrasında girişimcilerin alay konusu olmaya başlayınca Musk da yukarıdaki tweet ile Dogecoin ekosisteminin olan sevgisini tekrar göstermiş oldu. Musk ayrıca açılan davayla ilgili olarak pek de etkilenmişe benzemiyor. 18 Haziran artık proje ekibinde yer almayan Billy Marcus Doge hakkında vizyonunu paylaştı ve geliştiricilerin faydasına ve güvenliğine daha fazla odaklanılması gerektiğini söyledi ve Musk da Marcus'un önerisine katıldı. Dünyanın en zengin adamı Musk, Dogecoin'i Tesla ve Space X ek olarak diğer hizmetlerde de ödeme yöntemi olarak kullanmaya açık olduğunu söyleyerek Marcus'a daha fazla güvence verdi. Umarım bunlar olur Elon Musk yani çünkü Geçen seneden insanları çok tepede bıraktım. Geçen sene biliyorsunuz mayıs'ta insanlar çok tepeden aldı. Ben o zaman kaçın demiştim. Her neyse. Bu şekilde dostlar ekstra olarak herhangi bir gelişme yok. Dogecoin'de haber yok. Yani fiyat grafiği de bu şekilde hedefi e, veriyorum. 10 cent bandı. Bugün yaptığım altcoin sepetini ben e, alacağım. E, bugün bugün almam belki yarına alırım. Hem de o zaman paylaşıp olurum Daha da adil olur sizler için bu altcoin sepeti içinde şey de var. Dogecoin de var bu fiyatlarda. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın. Yarın bildirimleri açmayı unutmayın. Altcoin sepetine ilk siz ulaşın. Bay bay.